AK Parti Balıkesir İl Teşkilatı, Ramazan ziyaretleri çerçevesinde Dursun Bey'i ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Dursun Bey ilçe teşkilatı ziyaretiyle programına başlayan AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, teşkilat mensuplarıyla bir müddet ilçe teşkilatında sohbet etti. Ardından Dursun Bey esnafını ziyaret eden ve büyük bir ilgiyle karşılanan Başkan Başaran, Cumhurbaşkanı'nın selamını ileterek esnaflarla sohbet edip Ramazan-ı Şeriflerini tebrik etti. AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Beyelköy'ünde Recep Balaban'ı ziyaret ederek yaşanan yıkıcı depremde evlatlarını kaybeden Balaban ailesine sabırlar diledi. Balaban ailesiyle birlikte iftar yaptılar. Daha sonra Hacı Ömerler Mahallesi'nde teravih namazı eda edildi. Namaz sonrası Ramazan programı kahvehane ziyareti ile devam etti. Allah razı olsun abla. Sağ olasın. Başkanım. Eyvallah. Arkadaşlar. Nasılsın başkanım? Biz zaten yapıyoruz ya. Biz geldik başkanım. Hoş bulduk. Eyvallah. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 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 Teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Eyvallah, hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Aleykümselam, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Peki hayırlı işleriniz olsun. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Ramazan'ın Ramazan'ın selam verelim dedik esnafımıza, halkımıza. Ramazan'ları tebrik edelim. Cumhurbaşkanımıza destek isteyelim size. Zaten destekçiyiz. Allah razı olsun. Oh maşallah. Allah razı olsun sizden. Şimdi bayrağı biz devraldık. Yavaş yavaş götürmeye çalışıyoruz. Duanızı bekleriz. Her zaman duamız. Hayırlı işleriniz olsun inşallah. Hayırlı Ramazanlar olsun. Allah emanet olun. Hayırlı işleriniz olsun. Kolay gelsin. Vallahi ilk defa bir partide burada böyle gezemiyorum. Yani başkanım da burada kendisi. Eyvallah. Normalde yani bir milletvekili yani bir bakan bir başkanları geldi ama bir anayi caddesini okuyorlar. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Desteklerimiz. Eyvallah. Eyvallah. Allah razı olsun. Hayırlı işleriniz olsun inşallah. Allah hemen olsun. Allah razı olsun. Selam. Hoş geldiniz. Hayırlı işleriniz olsun. Ramazanınız mübarek olsun. Sağ olun. Nasılsınız? İyisin inşallah. Allah razı olsun. Elhamdülillah. Çok şükür. Bizlerdeyiz. İşte geziyoruz, selam veriyoruz. Ramazanları tebrik ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza destek istiyoruz. İnşallah. İnşallah hayırlısıyla. Aday adaylarımız var. Aday adayız ha. Hoş bulduk, sefa bulduk. Hayırlı işler, Ramazanınız mübarek olsun. Ramazanınız mübarek olsun. Nasılsınız? Bunu nereye götürürse selamlar. Ramazanınız mübarek olsun inşallah. Sağ olun başkanım. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sefa bulduk. Hayırlı işler. Hoş bulduk, sefa bulduk. Ramazanınız mübarek olsun. Hayırlı işler olsun. Ramazanları tebrik ediyoruz. Aday adaylarımız var. Dursun Beyliler var. İşte merkezden, Ayvalık'tan bir arkadaşımız var. Daha aday olmadıkları halde yanımızda geziyorlar. Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ediyoruz. Hem sizlerle tanıştırmış oluyoruz. Cumhurbaşkanımıza destek bekliyoruz Allah nasip ederse inşallah. Allah hayırlı işler versin. Hayırlı iftarlar olsun. Gözümle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ablacığım. Hayırlı işleriniz olsun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Ramazanınız mübarek olsun. Hoş bulduk. Milletvekili aday adaylarımız var. Onları Dursun Bey'le olanları tanıyorsunuz zaten. Merkezden ve Ayvalık'tan da bugün iki tane daha arkadaşımız, kardeşimiz var.
Dolaşıyoruz, selam veriyoruz. Cumhurbaşkanımıza destek istiyoruz tabii nasip ki, olursa. Tabii ki, tabii ki. İnşallah. Partiliyiz inşallah. Elhamdülillah. Bugün i̇nşallah çalışmak kazan... çok kolay. Ya. Duanızı bekliyoruz. İnşallah, inşallah. Desteğinizi inşallah. Bekliyoruz. Allah razı olsun. Rabbim hayırlı işler versin. İnşallah hayırlı iftarlar olsun inşallah. İftar vaktiniz. Kardeşim kolay gelsin. Ramazan mübarek olsun inşallah. Eyvallah. Şekilde başkanımız başlayabilir. Birinci meselemiz taşlarımız. İkinci meselemiz işte birkaç tane çöp konteynerimiz. Üçüncü meselemiz orası. Kavşak. Üçüncü meselemiz şimdi bunlar gerçekten konfor. Allah razı olsun. Demek ki hükümetimiz milletine o kadar çok şey şimdi istenilen şeyler işte bu daha da iyiye gitsin, daha da güzel olsun, daha da iyi şeyler yaşansın. Bir sürü şey anlatabilirler bize. Çok şükür 20 yılda hükümetimiz ülkeyi de tüm şehirleri de bu konuma getirdi. En güzeline layık bu millet. Çok kıymetli il başkanım, değerli ilçe başkanım, kıymetli misafirler ve Dolga köylüler. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun. Allah iyilik versin. Tabii mübarek Ramazan. Öncelikle Ramazanınız mübarek olsun. Cenab-ı Hak tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetleri inşallah kabul ve makbul eylesin. Allah'a şükür. Devletimiz sağlam. Bu sağlamlık nereden geliyor? İşte 20 yıllık, 22 yıllık bir iktidarın artık taşların oturduğunu, artık işlerin normale girdiğini gösteriyor. Tabii bu bizim Türkiye'nin ileri gidişini, efendime söyleyeyim, bizim ağız tadımızı bozmak için uğraşıyorlar. Şu anda 7 düvele karşı inan mücadele ediyoruz. İşte ayın önümüzdeki 14 Mayıs'ta gerçekten 100 yılın değil belki 1000 yılın bir seçimi var. Niye? Bütün şer odakları karşımızda. Kendilerine milliyetçiliğin daha da aşırısını kabul eden İyi Parti dahil olmak üzere bizim eski kardeşlerimiz Selamet Partisi, Saadet Partisi olmak üzere PKK'sı, HDP'si, FETÖ'sü hepsi bir araya geldiler. Sadece tek ortak düşman var Recep Tayyip Erdoğan. Onu yıkmak için uğraşıyorlar. Bunu biz tarihte dedelerimiz yaşadı. Sultan Abdülhamit döneminde de yaşadık. Ondan önceki dönemlerde de yaşadık. Ne zaman biz rahat ersek, ne zaman dünyaya kafa tutmaya kalsak mutlaka şer odakları tepemize bu şekilde binmeye çalışıyorlar. Ama Dursun Bey'de de Türkiye'de de bu feraseti görüyoruz. Deprem bölgesinde de gördük. Aslında insanların o bölgede çok isyan etmeleri gerekir diye düşündük. Kimsenin yan sesi çıkmıyor. Herkes devletine güvenmiş. Benim evimi, arabamı, işimi, her şeyimi devlet sağlayacak. Benim başımda iyi bir lider var Recep Tayyip Erdoğan diye. İnsanların böyle bir rahatlığı var. Bugün il başkanımız burada. İnşallah o da sizlere hitap edecek. Türkiye'nin siyasi konjonktürüyle ilgili mutlaka bir şeyler anlatacak. Ben fazla lafı uzatmak istemiyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Bizi bu akşam misafir ettiniz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Çok kıymetli Dodurgalı hemşehrilerimiz. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Birçoğunuz elini öpeceğim büyüklerimsiniz açıkçası. Hepinizin Ramazan'ını mübarek ediyorum. Ellerinizden öpüyorum. Rabbim inşallah hepimize sıhhat afiyet içerisinde bayrama da erişmeyi nasip etsin. Devletimiz güçlü. Elhamdülillah. 20 senedir Cumhurbaşkanımız başımızda her şeyiyle bu devleti daha güçlü nasıl yaparım diye açıkçası bütün 7 düvele karşı meydan okuyor. Ülkenin içinde ayrı çalışıyor, dışında ayrı çalışıyor açıkçası. Bizler de teşkilatlar olarak ona destek olmaya çalışıyoruz. 20 senedir memleketi idare ettik. Tarif etmeye gerek yok. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı. 20 senedir memleket nereden nereye geldi? Bunu hepiniz zaten yaşayarak görüyorsunuz. Eksiklerimiz mutlaka vardır. Yanlış yaptıklarımız da var. Bunları da açıkçası reddetmeye de gerek yok. İnsanız. Bu işleri yapanlar da insanlar. Partilimiz de olsa, başka türlü de olsa, memur da olsa, amir de olsa eksiklerimiz vardır. Bunları tamamlamak için önümüzdeki
14 Mayıs'ta tekrar sizden inşallah müsaade istiyoruz, onay istiyoruz, destek istiyoruz. Hepsi yedi düvel birleşmiş, içimizden de bazılarını böyle kukla gibi iplerini eline almış, karşımıza çıkarmış. Şimdi karşımızda Millet İttifakı diye, adı millet ama millet de alakası olmayan, aslında zillet içerisinde bir ittifakla karşı karşıyayız. Biz Cumhur İttifakı olarak sizlerden Cumhurbaşkanımıza destek istiyoruz. Gelin, 20 yıldır yaptıklarımızın önü çok açık. Ülkemizin önü çok açık. Doğalgazımızı buluyoruz, petrolümüzü buluyoruz. Daha önceden biz Gabar Dağı'nı, Cudi Dağı'nı nereye hatırlıyorduk? Hep terörle hatırlıyorduk değil mi? İşte şu kadar askerimiz şehit oldu. Bu kadar şöyle oldu, bu kadar böyle oldu. Bugün neyle hatırlıyoruz? Esma diye bir assubay kızımızın adını verdiğimiz petrol kuyularıyla hatırlıyoruz. Rabbim nasip ederse, sizler de destek olursanız bu adam, bu Cenab-ı Hakk'ın sevdiği, insanlara da sevdirdiği Recep Tayyip Erdoğan inşallah bir 5 sene daha bu memlekette hizmet etsin istiyoruz. Sizlerin de yardımlarıyla inşallah. Rabbim bizleri düşman eline bırakmasın. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Biz bu birlik ve beraberliğe talibiz. Ayrılığa, tefrikaya talip değiliz. Fitne fesada talip değiliz. Şimdiye kadar fitne fesada müsaade etmemeye çalıştık. Teröre müsaade etmemeye çalıştık. Ama şimdi bakıyoruz ki bazıları teröristlerle, teröristlerin yandaşlarıyla yan yana kol kola yürümekten hiç utanmıyor. Bizler inşallah bu ülkede başımız dik yaşamak istiyoruz. Çocuklarımız, torunlarımız, gençlerimiz başı dik yaşasın istiyoruz. Özgür yaşasın. Kimsenin kulu kölesi olmasın istiyoruz. Bizler sizden razıyız. Millet olarak desteğinizi bekliyoruz. Onlarsa başkalarının desteğini bekliyorlar. Ne diyeyim, Allah ele muhtaç etmesin. Biz sizlerle beraber olmaktan mutluyuz. Yerden göğe kadar Cenab-ı Hak razı olsun sizlerden. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hadi bakalım.